Sevgili Akrep Burçları, Ay Burcu Akrep, Yükselen Akrepler. Bir Salı gününde yine beraberiz. Salı, Mars günü, Merih günü. Ve bizim faal olduğumuz, aktivitemizin arttığı. Salı günü bir işe başlarsak uğurlu geliyor biliyorsunuz sevgili. E, Mars'ın su grubu derin insanlar. Çok zeki olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Su grupları zekidir arkadaşlar. Mesela Nikolay Tesla yengeçtir. Einstein şeydir e, balık burcudur Süleyman Demirel akrep burcudur ben gerçi Demireli sevmem ama yani akrep burcu zeki bir adam yani sevmiyorum Demireli çünkü bak siyasi olaya çekilmeyeyim. söyleyip susacağım çünkü neden e, Denizgezi bir şey e, idamına evet dediği için hiçbir zaman affetmedik o adamı affetmedim ben Bunları söyleyebilirim ama akrep burcundan çok sayıda liderimiz var. Zeki oluyor akrepler. Onu söylüyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ara ara böyle anekdotlar veriyorum. Umarım sıkılmıyorsunuz. Bu hafta yükseliş yaşayacağınız bir hafta. Hadi bakalım. Biraz kalp sıkışması mı var? Biraz bacaklarda ağrı mı ödem mi var? Hareketsizlikten olmuş. Harekete geçiyorsunuz akrep burçları. Aynı zamanda Yemek, hamur işi ya da tatlıyı fazla kaçırdığınız için ödem oluşmuş vücudunuzda. Her türlü e, bu ödemi atacaksınız. Her türlü mide, bağırsak sorunu varsa, kalp sorunu varsa, kas ağrısı varsa bunu da çözdüğünüzü görüyorum. Yine sen olabilirsin akrep burcu, yakının olabilir. Hastaneden hayırlı haberler al, al, alacaksınız. Bazı şablonlar var zihninde arkadaşım. Kalıplaşmış düşünceler. Bu düşüncelerle ilgili de faaliyet yapacağını görüyorum. Kalıplaşmış düşünceler, duygular. Ne olursa olsun bunlardan kurtulduğunu Bakınız, bunlardan kurtulduğunu, bir çeki düzen verdiğini Kardene ve aynı zamanda bazı faaliyetlerin hayata geçirilmesiyle beraber eee bir dönüşüm sürecine girdiğini görüyorum. Dönüşüm sana çok iyi gelecek ve belli şablonlardan çıktığın için farklı arkadaş gruplarına girme. Farklı insanlarla tanışma sana çok iyi geliyor arkadaşım. Tutucu olmayacaksın bu hafta. Aslında akrepler biraz tutucudur, biliyor musunuz? Ama ben bunu yararlı görüyorum. Akreplerin tutucu olması savunma mekanizması demek çoğu kere zarardan korunur onlar algıları da aşırı açıktır biliyorsun akrepler ve rüyalarda şifalanırlar rüya görürler o yüzden bu hafta yeni çevreler diyorum yeni insanlar yeni kazançlar <laughs> sevgili akrep yeni kazançlar da elde ettiğini görüyorum bu hafta duygusal hareketler çok iyi Duygusal faaliyetlerde artış olduğunu görüyorum. Ve romantizm alanı çok açıldı arkadaşlar. Bir şeyler bitti dediğiniz anda tekrar başlayabilir. İki tane telefon konuşması seni çok mutlu besut edecek. Ve de izini sürdüm birini bulacağını görüyorum. Mantıklı hareket ettiğini görüyorum. Ve arkadaşlar şimdi bu hafta biraz dedikodu var etrafta arkadaşlar. Dedikoduya dikkat edin. Adı üstüne dedikodu ama bunlar senin yakınların da olabilir. Akraba, arkadaş çevresi. Aldırış etme. Adı üstüne dedikodu. Fakat bazen de içine ata ata şişirdin bir adam diyor ya. Bazen de içine ata ata şişiyorsun. Hayır merak etme. Çözülecek, çözülmeyecek sorun yok. Aldanma aldatılma enerjisine gelince şüphelerinde haklı olabilirsin. Sevdiğin insanın Instagram'ını, sosyal medyasını takip et. Ya da eşinin telefonlarını böyle bir bak bakayım davranışları nedir çok ayıp arkadaşlar birinin telefonuna bakılmaz ama e, bakmayın da zaten eşinle olsa bakmayın çok ayıp bir şey ama şüpheleniyorsan kocanla ya da eşinle partnerine konuş diyorsun insan doğası gereği şüpheyle yaşayamaz böyle bir şüphem var neler oluyor neler bitiyor hadi gel bir konuşalım de Bakalım konuşacak mı, açılacak mı? Sis perdelerinin dağıldığını, belirli olayların hayatına girdiğini görüyorum. Yalnız arkadaşlar, dikkat edin. Omurga ağrıları, bel ağrıları çok olabilir. Çünkü stres bu bölgeye bindirim yapmış. Bel fıtığına da dikkat edin. Hareketli olmaya, yüzmeye gayret edin. Geçecektir sevgili dostlarım. Boyun tutulması yaşayan akreplere diyorum ki boyun tutulmasının sebebi inatlaşmak. İnatlaşmayın. Uyum içinde yaşayın. Bunlar da geçecektir. Küs olduğun iki kişiyle barış yapabilirsin ya da aran böyle soğuk olan iki kişiyle barışacaksın. Birbirinizi kabule geçerek böyle 3-4 kişi bir arada güzel bir yaşam sürdüğünüzü görüyorum bir şeyler için teslimiyete geçeceksin. Bunun parasal bir durum, duygusal bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir şeyleri kabule geçtiğini görüyorum. Kabul ettiğinde, affettiğinde daha hızlı gelişmeler olacaktır. Bir konuda haklı çıkacaksın. Mahkemesi olan tüm akrepler, hayırlı haberlere hazır olun. Resmi evraklara hazır olun sizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Bazı akrep burçları ve yakınlarında hamilelik olayı görüyorum. Bereket, çocuk, hamilelik böyle bir enerji oluştu arkadaşlar. 5 ve 11. evler çok aktif. Yeni başlayan aşklar çok iyi olacak. 3. şahısların gitmesiyle beraber bir de yıldızsal hareketlerin sizi desteklemesiyle beraber pek çok akrep burcu yeni aşklara yeni dönemlere merhaba diyecekler e, kötülüklerin yok olduğu bir hafta şimdi arkadaşlar bazen uykusuzluk çekiyorsunuz bu kötü genetik kodlardan oluşuyormuş o yüzden ata karmalarından getirdim kötü genetik kodların arınmasına niyet ediyorum diyorsun her gün bunu 7 kez tekrar et yatağa yat ve dış dünyayla iletişimi kestiğin anda Uykuların gelecektir. Büyük bir faaliyet içinde olduğunu, maddi manevi destek içinde olduğunu görüyorum. Ve de aynı zamanda keskin zekanla ve de aynı zamanda e, bazı planlarla hareket ettiğini, e, bunun için yani bu hareketlerden sonra bir mal alıp verme, bir ev alma, bir araba alma gibi durumların hayata geçeceğini söylemeliyim sevgili dostum. Aydan alacağın destek de iç dünyanı zenginleştireceğini. Bir de evladınla ilgili bir sorun olabilir, çözeceksin. Anne babayla ilgili bir sorun olabilir, çözeceksin sevgili dostum. Şimdi gerek mesleki faaliyetler, gerek işler konusunda iki kişi bir araya gelip bir bağ kuruyorlar. Uzakta da olabilir bu kişiler. Bir planlar yapılıyor bazı konularda başarı, mutluluk, huzuru hayatınıza kattığınızı görüyorum arkadaşlar. Evet. Etrafınızda böyle size sürekli böyle nasıl diyeyim iyi sözleriyle tatlı dilleriyle kandırmaya çalışan birileri var. Çok inanmayın arkadaşlar. Arkasında bir menfaat, bir kredi çektirme, bir bolca batağa da sürükleme gibi durumlar olacak. Her neyse bunları geçiştirin. Kendinize çeki düzen verdiğinizde her türlü e, korunacaksınız. Kötü insanların şerrinden de, kötü planlarından da korunduğunuzu görüyorum. 2 ve 22'yi hayatınıza çok katacaksınız bu hafta yükselmek için. Bu hafta pek çok akrep burcu kolektif alanda hareket ediyor arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla ikişerli, üçerli gruplar görüyorum. Bunlar büyük başarılar imza atıyor. Yani siz şu an insansal faaliyet olarak da, toplumsal faaliyet olarak da lider durumundasınız bu hafta. Bu sizi ruhen de yükseltecek, özgüven patlaması da yaşayacaksın. Ya muiz zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 117'dir. İzzet ve izzet veren, şereflendiren demektir, ağırlayan demektir. Rabbim size her türlü Soduca sonuca başarıya ulaştırsın. Rabbimin gönlünde, Rabbimin gözünde makbul bir kul olun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgili akrep burçları. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Emeğe saygı adına lütfen.